Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlere Logic Pro X'te Smart ve Drag menülerini kısaca ne işe yaradığını anlatacağım. Dersimiz çok uzun olmayacak, dilerseniz bir an evvel geçelim. Smart, Snap ve Drag modlarına bakacağız arkadaşlar şimdi. Biraz şu bölgeyi genişletelim daha iyi anlamanız için. Dosyayı birazcık şöyle kaydırmak istiyorum. Buraya getirelim. Arkadaşlar Snap bir region'ı diğer region'a otomatik olarak yaslama özelliği. Bakın mesela burası bar 3'te olsun. Evet. Şu an götürelim bunu ve pat diye buraya bakın gördüğünüz gibi snapliyor. Yani otomatik olarak oraya yaslıyor. Biz bunu kaydırarak uğraşmıyoruz. Snap dediğimiz durum bu. Drag'da sürükleme opsiyonları. Şimdi Smart Snap bakın gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar Snap modu Smart'ta. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Zoom miktarımız arttıkça daha hassas Snap yapıyor. Bakın daha ince şekilde kayıyor. Farkında mısınız? Daha hassas, daha küçük aralıklarla snap yapıyor. Zoom miktarı düşürüldükçe ise daha geniş aralıklarla hareket ediyor. Hatta bakın bunun üzerine pat diye bindi. Bunun altına bindiremiyorum şu anda. Bunu mesela detaylı olarak üst üste getirebilmek için daha da zoom yapıyorum. Bakın buraya tak diye oturtacağım şimdi. Smart Snap dediğimiz durum bu. Logic'teki Snap kısmı bu şekilde. Daha detaylı çok Snap ayarları var fakat bunlara girmeyeceğim. Bizim kullanacağımız kısım bundan ibaret arkadaşlar. Bir de Drag menüsü var. Drag'da iki tane yine event'ı üst üste birbirine göre ayarlarken kullandığımız kısım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burada mesela Overlap seçeneği seçikse Drag'da seçiliyse. Tutup sürüklediğimiz İkinci dosyanın üzerinde yer alıyormuş gibi görünmesine rağmen aslında alttaki dosyayı bakın silmiyor. Gördüğünüz gibi üçüncü bardan itibaren devam ediyor. Bakın bu üzerine bindi şu anda. Ve buna çok dikkat edin. Sağ taraftaki dosyayı logic çalacaktır overlap'te. Bakalım normalde bakın burada arpeggio denen kısmı devam etmesi lazım. Ama hemen konga alttaki konga giriyor. Çünkü neden? Neden burada giriyor? Çünkü bakın konga aslında şurada bar 3 civarında 3'ten hemen sonra başlıyor. Overlap seçeneği açıksa bu şekilde yapar arkadaşlar. Peki overlap seçeneği açık değilse ne yapar? Bunu anlatabilmek için tam böyle eşit barlarda olsun istiyorum şeyler. Biraz zoom'u kısacağım. Şöyle olsun. Şöyle mesela bar 3'e tam başlasın. Tam Afro Cuban'ı sesini tam 3'ten başlatalım. Bakın tam 3'e oturmuyor. Neden? Çünkü şu anda Smart Snap seçili. Bunun tam 3'e oturmasını istiyorsak biz biraz daha zoom yapıp detaylı snap yapmasını sağlamamız gerekiyor. Yine oturtamadık. Biraz daha arttıralım. Yani neredeyse oturdu ama yine tam oturmadı aslında. Ama neredeyse oturdu diyebiliriz bunu artık. Şimdi zoom'umuzu tekrar azaltıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar overlap değil de no overlap seçersek sürüklediğimiz bu dosya nereye sürüklersek öbür dosyada o kadar trim yapar. Yani bu ne demek? Trim yapmak ne demek? Bakın şu trimdir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani bunun büyüklüğünü ayarlıyorum. Şu an trim yapmış oldum. Şimdi overlap edip mesela diyelim ki bunun şuraya kadar yürütelim. Bıraktığımda bakın artık bu dosya çekeyim bunu bu tarafa. Burada trimlendi. Gördünüz mü? Yani üst üste binmiyor. Yani bunun bu kısmını yok ettik.
Şu kısmını yok ettik. Aslında yok etmedik. Açıp buraya tekrar getirebiliriz. O ayrı mevzu. Tamam mı arkadaşlar? No overlap modunda da bu. Bir de göstermek istediğim son bir şey de X-Fade. Arkadaşlar X-Fade de çok güzel bir özellik. Yani sürekli Fade tuşuna aktif etmek, buradan seçmek zorunda bırakmadan bizi Fade yapmak istediğimiz yere X-Fade aldığımızda sürüklersek bakın o sürüklediğimiz kısımlar otomatik olarak fade'lenmiş oluyor. Bakın bu kısmı biraz daha büyüteceğim görmeniz için. Önce boyuna büyüteyim, sonra enine. Gördünüz mü arkadaşlar? Otomatik olarak fade yapılmış durumda şu anda. Evet arkadaşlar, snap ve drag ile ilgili nasıl kullanıldığı ile ilgili kısa dersimizi böylelikle tamamladık. Sorularınız olursa lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi lütfen video beğenilerinizi beğen tuşuna basarak belirtin. Eleştirilerinizi belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.